Kanuni 200 bin kişiyle sefere gidiyor. Arkadaşlar 2 ay yol gidiyor. Yani kolay bir şey değil. 200 bin kişiyi doyurmak, bakmak, etmek kolay değil. Bir de tam Mayıs ayı, Nisan ayı meyvelerin bol olduğu aylar. Kanuni ordunun 50 bin kişisi önden gidiyor, 150 bin kişisi geriden gidiyor. Kanuni ortadan. Öyle bir köylerden geçmişler. Tabii yolların etrafı ağaçlık, meyvelik, meyveler de aynen öyle. Ye beni diye bakıyor elmalar, armutlar falan filan. Köyler bitmiş, geniş bir arazide orada konmuşlar. Dinlenirken Kanuni adamlarına diyor ki, dikkatimi çekti. Ya neredeyse saatlerce yol yürüdük, o kadar meyve ağaçları gördüm, bir tanesine dokunulmamıştı. Demek ki bizden önce gidenler hiç almamışlar. Acaba geriden gelenler aldı mı merak ettim. Bir araştırsanız dedi, geriden gelenler o elmaları, armutları yediler mi? Adamları gönderiyorlar. Bütün meyveler aynen duruyor. Ne dalı kırılmış, ne meyve koparılmış. Sultanım diyorlar, hünkârım, hiçbir şeye dokunulmamış. Aynen duruyor. Şayet dokunulsaydı bu sefere gitmezdi diyor. Peki şayet dokunulmuş olsaydı ne olacaktı? Hani sefere gitmezdi. Şimdi bunlar kim kopardığını bilemez. Haram bir orduyla, haram bir vücutla, hani haram vücut, haram ordu, haram yiyen duası kabul olmaz derler ya. Yani iman bizim kültürümüzde ikinci şey haramdan sakınma. Bu da helal rızık, haram yememek. Yani bizim evladımıza en önemli mirasımız haram yememek üzerine kurulu olmalı. Afrin'de ne işimiz var? Burada ordumuz ne var? Diyenlere duyurulur. Burada huzurlu şu toplantıları yapıyorsak, gece rahat uyuyorsak, ordumuz Afrin'de olduğu için bunları asla unutmayalım. Harekatı ile ilgili az önce sizin kurduğunuz bir cümle bugüne de uyarlanabilir. Siz dediniz ya, isteseydi Hazreti Ömer ordusuyla birlikte dümdüz geçebilirdi diye. Şimdi bizim ilk kıblemiz tabii ki kutsal topraklar, yeri ayrı, onu bir tarafa koyuyorum ama düşünün ki aynı hassasiyet hala devam ediyor ki biz istesek Afrin'e dümdüz de gidebiliriz. Ama bu meselenin zaman olarak, yani zaman almasının sebebi biz şunu söylemiyoruz, kusura bakmayın biz sivilleri vurduk. Hayır, Mehmetçik o kadar dikkatli hareket ediyor ki. Doğru. Ve yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin makam mevki sahibi komutanlarının da ifadeleri bu şekilde. Biz hala aynı hassasiyeti gittiğimiz yerlerdeki insanların her türlü güvenliğini düşünüyoruz. Amerika FETÖ'nün oyuncağı, Avrupa FETÖ'nün oyuncağı, şöyle düşünün. 92'de tüm dünyada mektepler açılmaya başlandı. Şunu hiç duymadık mı? Her yerde milletvekillerini, bakanları, ileri üst düzey askerleri, üst düzey adamların çocukları bizim okullarımızda okuyorlar. 15 yaşında olanlar tam 23 sene geçti. Bugün 40 yaşındalar. Ya babaları, ya kendileri görevdeler. Bu ülkenin işi zor. Bakın gerçekten işimiz çok zor. Kolay bir şey değil. Bu savaşı biz kazanmamız lazım. Hocam hala tehlike geçmedi mi diyorsunuz? Kesinlikle geçmedi. Uyuduğumuz gün uyanamayacağımız gündür. Ne söylüyorum? Asla uyumayalım. Amerika geri adım atar mı? Avrupa geri adım atar mı? Asla deme. Geri çekilip sana daha hızlı dalış yapmak için. Geri çekilmesi bize daha hızlı vurmak içindir. Bazıları efendim bak Amerika anlaşalım diyor. Ahmak de bu adamlara. Bunu konuşanlara asla affetmeyecek seni. Amerika gibi bir süper gücü karizmasını çizdi. Osmanlı tokadı dedin ya. Unuturmadan bunu. Osmanlı tokadı diyorsun. Her gün bir söz söylüyorsun. Adamın bütün karizmasını çizdi Kasımpaşalar. Bunu unutmayacağım. Onun için Amerika'yı bitirmeden bırakmak yok mu savaşta? Bakın ben bırakmayacağım. Ne olursa olsun. Vallahi samimi söylüyorum. Her yerde de gençlere de anlatıyorum. Her yere gidince söylüyorum. Bu savaşın farkında olalım. Bu savaşın farkında olmak nasıl biliyor musun? Ben yazın Avusturya'ya giderken telefonuma bir mesaj düştü ve gözümden iki damla yaş geldi.
O zaman Sur Savaşı oluyordu. Orada şehit düşen bir askerimizin cebinden çıkan mesaj. Sizler Survivor izlemekten vazgeçip bu ülkede ne oluyor dediğinizde ben aranızda olmayacağım. Şehit düştük. Arkadaşlar, bugün Afrin'deki Mehmetçik bizim için orada. Akşam yattığımızda 3 İhlas 1 Fatiha okuyup göndermeden uyuyorsak bu savaşın farkında değiliz. Her gece uyuduğumuzda 3 İhlas 1 Fatiha okuyup göndereceğiz. Oradaki Mehmetçiği abimiz, babamız, kardeşimiz bileceğiz. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla seher vakti gözyaşının yaptığını. Düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Cenab-ı Hak bir müminin duasıyla orada düşmanın topunu tüfeğini toz gibi yapar. Dünyanın en başarılı savaşını veriyor şu anda Mehmetçik. 1700 leş var ortada. 32 şehidimiz var. Ve az önce Pelin Hanım savaşı nasıl yaptığını anlattı. Yani karşıda bir düşman yok. Gerilerinin arasına gizlenen insanlar var. Dünyanın en zor savaşını veriyor ve en muvaffak. Neden biliyor musunuz? Bugün bizim başımızdaki hakim, Amerika'nın başındaki mahkum. Amerika'nın başındaki adamın hiçbir yetkisi yok. Amerika'nın derin gücü şu anda hareket ediyor. Amerikan başkanı o Kudüs öncesi, bir gün öncesinde ülkesinin dışına bile çıkamaz şeyi verildi. Düne kadar benim başkanlarım mahkumdu. Benim seçtiğim başbakanlar düne kadar hepsi mahkumdu. NGK'dan ne karar çıkacak diye bakıyordu. Derin yapı ne diyecek diye bakıyordu. Bugün benim başımda başkan var, Amerika'nın başında bir mahkum var. Hakim olan her zaman kazanır. Teşekkür ederiz. Ne kadar yoğun olduklarını biliyorum. Ama bizi kırmadılar. Bu güzelliği bizimle paylaştılar. Hepinize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu selamlı sohbetlerle birlikte devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.